Atakaş Limanı'na ilk gemi yanaştı. Gazetecilere Atakaş Limanı'nın kapasitesi ve özellikleriyle ilgili bilgiler veren Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, Türkiye'ye ve bölgeye yakışır bir limanı bitirmiş olmaktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu ifade ederken, emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, bakanlık ve valilik yetkilileriyle emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür etti. Gerçekten dört dörtlük bir bölgemizde, ülkemize yakışır bir iskele oldu. En güzel avantajı da çok büyük gemilerin, 200 bin tonluk ve üzeri gemilerin yanaşabilecek olması. Bu hem bölgemiz için hem ülkemiz için büyük bir avantaj. Çünkü gemiler büyüdükçe navlunlar düşer. O da ülkemizde, şirketimizde her şeye bir avantaj demektir. Çünkü biliyorsunuz gemilerin %99'u yabancı gemiler. Verdiğimiz paralar da yurt dışına gidiyor. Ondan dolayı ülkemiz açısından da büyük bir avantaj olacak. Bu limana büyük gemilerin yanaşmasından dolayı. Biz Atakaş grubu olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü gelen ilk gemide tesadüfen bizim demir çelik fabrikasına yük getiren, rulosaj getiren bir gemi denk geldi. Ondan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah hem limanımıza hem de demir çelik fabrikamıza hayırlı olur. Ülkemizdeki ve dünyadaki durumları biliyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar, özellikle bölgemizdeki sıkıntıları. İnşallah bunlar bir an önce biter. Ülkemiz ve bölgemiz huzura kavuşur. Bunu canı gönülden istiyoruz. Çok güzel bir ülkedeyiz. Cennet gibi bir ülkedeyiz. Hep birlikte kıymetini bilelim. Bizler yatırımcı olarak iş durmadan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bunu da yapmak zorundayız. Çünkü bu ülkede yatırım olmazsa, ekonomik olarak güç olmazsa hiçbir şey olmaz. Herkes bizim kafamıza vurur. Ama ekonomik olarak güçlü olursak da bize hiç kimse dokunamaz. Recep Atakaş yatırımlarının süreceği müjdesini verirken, limandan artan 180 dönümlük araziye uygun bir yatırım planlarının olduğunu ifade etti ve limanı gazetecilere anlatırken de her zamanki gibi mütevazi ve gurur dolu ifadelerle Türkiye'ye katma değer üreten bir iş adamı olmaya, ülke kalkınmasına katkı vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Maliyeti 80 milyon doları bulan Atakaş Limanı, 720 metre uzunluğundaki iskelesinin iki yanına aynı anda 200 bin tonluk gemiyi yanaştırma ve elleçleme kapasitesinin dışında aynı anda çeşitli uzunluk ve ağırlıkta 6 gemiye hizmet verebilme kapasitesine sahip ve de derinlik olarak da 21 metreden 28 metreye kadar derinlik özelliğiyle de Doğu Akdeniz'in en derin limanı olma özelliğini taşıyor. Atakaş Limanı Genel Müdürü İhsanar verdiği bilgide liman inşaatında 15.500 ton kazık sacı, 43.000 metreküp beton, 9.800 ton demir kullanıldığını belirtirken limanın sahip olduğu toplam kullanım alanının 230 dönüm olduğunu söyledi. 2011 yılının 10. ayında ilk araziye giriş yaptık. 2011'in 10. ayında ilk işimize başladık. İlk kazığı 24 Mart 2016'da çaktık denize. Gün itibariyle de ilk gemimizi yanaştırdık. Yatırım döneminde iskele inşaatında iskelenin kazıkları için 15.500 ton kazık sacı kullandık. 93.000 metreküp'e yakın beton kullandık. 9.800 ton inşaat demiri kullandık. Bunları söylememin sebebi işin niye bu kadar komplike olduğunu anlatmam. İskele yüzeyimiz 25 bin metrekare, geri sahamız 150 dönüm dolgu alanı olarak, 60 dönüm de demir yolunun kara tarafında var. Toplam 230 dönüm limana ait kullanabildiğimiz arazimiz var. Derinliğimiz -9'dan başlıyor, -28'de bitiyor. Belli bir kısmını dip taraması yaptırarak -21'e getirdik. Şu an Vedat Bey'in, liman müdürümüzün verdiği bilgiye göre Doğu Akdeniz'deki 200 bin deadweight tonluk kuru yük gemilerinde yanaşabilecek sayılı liman, tek liman diyor. Aynı anda hem sağına hem soluna yanaştırabiliyoruz. 350 metrelik kısımda, iskelenin ucunda -21'e kadar, 28'den 21'e kadar bir alan var. Zaten 330 metre geliyor gemiler her gün boyuna.
Ataka Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ataka da bir soru üzerine duygularını ifade ederken oldukça gururluydu ve Ataka ailesinin bir ferdi olarak ailesine ve Türkiye'ye layık bir birey olmak gayretine vurgu yaptı. Ülkemize, ailemize, ilimize hayırlı olsun diliyorum. İnşallah anne Ataka ailesinin bir ferdi olarak aileme, ülkeme layık olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz 2 yıldan beri çalışmaya başladım. 2 yıldan beri bu şirketteyim. Yatırımlarımız devam edecek. Tekrar hayırlı olsun. Liman Müdürü Vedat Ohri ise yaptığı açıklamada, dünya standartlarına uygun bir sistemi hayata geçirirken, tüm iş güvenliği ve çevre hassasiyetlerini de en üst düzeyde gözettiklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. Şu anda halihazırda 4 adet vincimiz var. Bunlardan 2 tanesi 140 tonluk kafes bomlu halatlı. Diğer 2 vincimiz de gördüğünüz yeşil makineler Zenebogen. Onlar da 50 bin tonluk gemilere kadar hizmet verebilecek olan vinçler. Aynı anda 4 gemiye hizmet verebilecek kapasiteyi şu anda sahibiz. Önümüzdeki dönemde iskelenin kapasitesini daha dolu kullanmaya başlayacağımızı da öngörerek makine altyapısını en az 8 makineye kadar da çıkartmayı düşünüyoruz. Şu anda iskelenin üzerindeki elektrik altyapısı da bunu hatta belki 10 makineyi de destekleyecek şekilde kuruldu. Limanın kapasitesi yaklaşık 10 milyon ton. İhsan Bey'in bahsettiği gibi 200 bin deadweight tonluk gemileri bölgemize yanaştırabilecek tek liman. Dökme yük, genel kargo, konteyner yüklerini elleştirebileceğiz. Maliyeti nedir bu işletmeli? Ben uzaklaşayım Recep. Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve beraberindeki idari ekip, gazetecilerle birlikte kesilen kurbanlar eşliğinde Türkiye'nin refahı ve Zeytin Dalı operasyonundan muzaffer çıkması için dua etti. Sen muzaffer eyle ülkemizi. Amin.